Bizim felsefemiz hukuk. Ne diyorsa odur. CHP yönetimi parti içindeki rüşvet tartışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanında yer aldı. Hukuki süreç yürüyor. Eski CHP vekili Sinan Aygün'e ait Togo İkiz Kulesi'nin inşaatı yargı kararıyla mühürlendi. Aygün yargı kararına itiraz etmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürdü. Aygün'ün bu çıkışıyla başlayan rüşvet krizinde saflar netleşti. Rant lobileri büyükşehirlerimizde artık cirit atamayacaklardır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aygün ve Yavaş'la ayrı ayrı görüştüğünü açıkladı. Yavaş'ın hukuku uyguladığını savundu. Gerçekten de haksız olarak rant elde edenlere karşı belediye başkanının mücadele etmesi lazım. Mansur Bey de bu mücadeleyi sürdürüyor. Zaten Mansur Bey yargı kararlarını uygulamak zorunda. Başka bir lüksü var mı? Sonuçta şuna vardık. Yargı neyi öngörüyorsa gereğini yapın. Aygün'ün dava açtığı iki belediye meclis üyesinden de yazılı bir açıklama geldi. Aygün'e tepki gösteren belediye meclis üyeleri Berkay Gökçınar'la Haydar Demir, rüşvet iddialarını yalanladı. 25 milyon liranın okul yapımı için gündeme geldiğini belirtti. Bu arada tartışmalara ilişkin Sinan Aygün'ün basın toplantısı düzenlediği sırada Mansur Yavaş'tan da kritik bir hamle geldi. Yavaş, Aygün'ün FETÖ'ye yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede FETÖ firarisi Ömer Akgül ve ağabeyi Mehmet Akgül'le Sinan Aygün arasında ticari ilişki olduğu ileri sürüldü. Yavaş ayrıca parayı kendi ceplerine indirmek için mi sorusuna Aygün'ün verdiği yanıtı Twitter'da paylaştı. O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler? Hayır, öyle bir şey yoktur. Benden şöyle dediler, okulun bedeli 25 milyon. Aygün'ün sözlerinin bir bölümüne yer verilen paylaşımda hakikat, yalana, iftiraya ve harama işte böyle diz çöktürür notu kullanıldı.